Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir vloguma hoş geldiniz. Viyana'yı tanıtıyorum. Birinci Viyana. Atlar görebilirsiniz burada. Şimdi birazdan çekeceğim. Gördüğünüz gibi lan. Araba girdi öne. Bir dakika. Evet. Burası birinci Viyana arkadaşlar. Böyle yani böyle ne bileyim böyle ana olsun diye bir şeyler alırsanız yani böyle küçük antin kunti şeyler, mıknatıs falan burada bulabilirsiniz. Yani ben burayı Milano'nun çakması diyorum. Neden? Çünkü yaşam Milano'ya benziyor bu ilerideki taraf. Karşıplat tarafı falan. Yani orayı da göstereceğim size. Bir gün, bugün değil bir gün. Yani şimdi oraya doğru gidiyoruz yani bir gün değil yani bugün de olabilir bilmiyorum değil mi? Kankam sordu az önce o göstermeyi istemediği için gösteremem. Restoran arıyoruz biz çorba içtik arkadaşlar diyetim ilk günüydü. İlk günü, günüydü değil günü. O yüzden şimdi bir yemek yeri arıyoruz ama sonra yiyeceğiz. Ben biraz sonra yiyeceğim çünkü çorba benim açlığımı bayağı bir kapattı. İyi oldu yani çok iyi oldu ekmekle, beyaz ekmekle çok. Evet. Ben hep vlog partlarında hep kendimi gösterip hep aynı şeyleri anlatıyorum ama arkadaşlarla gezmeyi de hep anlatacağım artık. Kendi yavaş yavaş yürüyüşlerimde de size birkaç tüyo vereceğim. Viyana'yı gezeceğim, böyle bir restoranları tanıtacağım. Restoranları deneyip size yorum atacağım. Onu artık yapmayı düşünüyorum. Öyle. Bir de tabii ki size tavsiyeler de vereceğim yani. Birine takıntılı bir şekilde arkadaşlık yapmayı istiyorsanız böyle onu unutmayı falan yani çok kolay bir şekilde. Evet yani sonra şimdi bu kadar anlattım. Yeni video planlarımı yapacağım hepsini. Yemek vlogları gelecek. Haftayı tavuk pişireceğim. Bu hafta yani pardon. Günümüzdeki hafta şimdi. Salı günü akşam. Evet öyle. Evet yani sonra görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar buraya oturmaya karar verdik. Kankam öyle dedi. Çantamı da. Yaşlı karılar gibi kucağında çantam. İşte buraya karar verdik şimdilik. Burada yiyeceğiz ama burada tatlı yiyeceğiz. Canımız tatlı istedi. Diyetteyim ama yine de. Kalorisi böyle yani çok olmazsa benim kafam burada gidiyor işte kafayı yedim herhalde. Yani az yiyeceğim yani onu demek istedim. Menüyü gösteriyor. Göstereyim size. Siz buraya girmeni tavsiye ederim. Atmosfer şöyle. Ama bu menü pardon. Menüsü bu şekilde. İlk mekanımızı burada tanıtıyoruz şimdi. Buranın adı Delias Cafe arkadaşlar. Şu an biz karar vermekte zorlanıyoruz. Ben karar vereyim mi? Arkadaşlar kankam karar veriyor. Ben daha veremedim. Bakacağım işte niye kamerada görünmüyorsun diyeceksiniz. Kamera sallanıyor diyorsunuz ya arkadaşlar. Sallıyorsun kamerayı bir bok anlaşılmıyor diyordunuz. Pardon özür dilerim. Eski vloglarımda deniliyordu ama artık vloglarımı düzenleyebildiğim için çok mutluyum. Kamerayı böyle iğrenç bir açıda. Ha şimdi. Evet yani biz burada şimdi seçiyoruz ve sonra yine görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Ay koktu. Ay apırağı koktu güzelmiş. Oh benim açılı kız. Bunu arkadaşlar kusura bakmayın. Şu kız kısmını kesmem lazım herhalde. Arkadaşlar benim kakaom şöyle yani çok güzel bir şekilde kendin dolduruyorsun. Çok güzel çok güzel yani düşünmüşler. Bu kafeye ben 10 puan verdim yani yorum yazacağım bu kafeye çıktıktan sonra. Çok güzel harika. 10 puan. Elim odaklaması ve kahve fincanını arkada bırakması çok iyi oldu. Telefona gerçekten hastayım. Hastayım. Kusura bakmayın arkadaşlar kafayı yemiş gibiyim. Evet işte bu kafe de böyle. Gel yaz kafeyi. Herkese önerilir. +1. Kusura bakmayın gerçekten yanlış oldu. Olsun. Sonra size daha çok yerler göstereceğiz arkadaşlar. Ay yeter bıktım. Arkadaşlar gerçekten bıktım. Kafayı yedim yemiş gibiyim kusura bakmayın. Yani evet bunları kesmemiz lazım canım ama yani gerçekten çok güzel bir şey bu. Otantik yani böyle bunu içine koyuyorsun. Bunu içine koyuyorsun sonra da sütü kendin dolduruyorsun. Çok güzel sıcak da bu arada hemen içmek istiyorum. Sonra görüşürüz. Ben şimdi bunu içeyim ve yani turtamı da yiyeyim sonra geldikten sonra görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar mekandan çıktık. Şimdi vloguma devam ediyorum. Geziyoruz yani burada gerçekten turistik bölge. Biraz da bilgi. Evet şimdi devam gidiyoruz arkadaşımla. Benim modum düştü diye hep bana vikleniyor. Vikleniyor. İşte evet sonra da eve gideceğim. Size derslerimi göstereceğim. Şimdi Birinci Viyana'nın güzel binaları var. Onları çektim Instagram'da görebilirsiniz. Evet şimdilik böyle. Sonra görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar yani arkadaşımla eve bıraktım yani. Güzel bir yerde yemek yedik yani çok güzel. Viyana'ya gelirseniz oraya da gidin derim yani çok güzel bir yer. Adı Musti yani 10. Viyana'da bir restoran. Yani çok iyi yani çok iyi aradılar yani derste çalışmaya gideceğiz oraya ileride. Yaşar reklamını yapmak için çünkü çok güzel bir köfte sandviç yedim. Yani midem bayram etti yani tokum yani şu an onu demek istiyorum. Evet öyle. Yarın okuldan sonra yani meslek okuldan sonra ne çalışacağımı da beraber planlayacağız şimdi evde. Hani eve gitmem lazım önce eve yetiştim neredeyse. Evet. Öyle. Sporumu da ben yarına bırakmam çünkü ben yarın sporuma motive olabilirim. Yani inşallah sakatlanmam yani çünkü işe gitmek istiyorum yani para kazanıyoruz sonuçta. Yani artık yani dışarıda yiyorum ama artık yani McDonald's falan yemiyorum. Böyle yani evi yani köfte sen canım böyle isterse böyle ekmek araları falan. Ama artık onu da çok yapmıyorum yani. 2 kilo vereyim.
Ki artık alışveriş de yapmayacağım artık. Çünkü annemi sorduğum şeyden hariç. Çünkü yani 2 yıl daha oradayım yani. İstesem yiyebilirim yani ama yemek istemiyorum artık çok yani. Azaltmaya çalışacağım yani. İzinden sonra. İzine de kilomada gidereceğim yani kilo almamak için. Öyle işte. Ben şimdi eve doğru gidiyorum dediğim gibi. Bu vlog bugün biraz boş gibiydi ama yani ileride böyle adım atacağım. Hep bir sürü vloglara gelecek arkadaş. Lütfen biraz sabredin. İşe gidiyorum, işten geliyorum. Vlog editlemeye zamanım yok. Video fikirlerimin çoğu zaten durdu kaldı yani askıya alındı. O yüzden lütfen birazcık yani sabredin diyorum yani arkadaşlar, olur mu? Yani sizden birazcık yani sabır bekliyorum yani. Yani arkadaşlar Instagram'lara zaten günlük her bir şeylerimi yazacağım artık, takip edebilirsiniz. Her anda değil yani çünkü çalışıyorum. Yani boş günlerinde çekeceğim artık vlogları, hafta sonları ve bir de izinlerde. Bu hafta çok zamanım var. Gerçekten bir sürü videoları çekmeye hazırım. Yani evde de böyle konular anlatabilirim yani, öyle videolar 3-4 dakikaya hemencik atabileceğim. Ama önce bu vloglarımı editlemem lazım, eski videoları. Ondan sonra onları yollayabilirim. Öyle işte. Instagram hesabıma da lütfen abone olursanız devranpolat_62 lütfen o hesabıma da abone olursanız çok sevinirim. Çünkü orada da her gün içerik paylaşacağım. Reels paylaşacağım. Reels'ler de çok önemli yani, çok iyi bir etken. Yani abone sayısını falan ya da başka bir şey kasmak için yani çok bir sürü çekeceğim yani. Gireceğim bir yerleri. Mağazada alışveriş mesela o kazak, sevdiğim kazakları falan çekeceğim. Link atacağım işte falan aşağı, anlatacağım. Yani o gün neler yaptığımı. Dersimi yani, dersimde neler yaptığımı, nasıl ders çalıştığımı, motive olduğumu. Hepsini yine anlatacağım. Bir sürü videolar gelecek yani. Söz yani bu yılın sonunda yani tamam 600 falan 700 video olmayacak ama yani yine de bir 350 falan olacak yani, 50 video atmayı planlıyorum yani. Evet işte öyle. Bu kadar. Şimdi eve doğru gidiyorum. Biraz sonra görüşürüz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba diyorum. Ben SS'e geldim yani. Shopping City Süt diye geçiyor burası yani. Shopping City Süt. Yani burada alışveriş merkezi var büyük yani. Bunun seyundası da çok güzel, çok büyük, çok geniş. Hani hem kuzenlerime elbise falan bakacağım, bebekçilere bakayım dedim. Ve bir de kendime birkaç tane tişört bakabilirim. Tişörtlere şu an bakmak istemedim. Yani önce tişörtlere bakmak daha makul geldi şu an bana, aklımdan duruyor. Yani kafada düşününce. Şimdi tişörtlere bakalım. Arkadaşlar şu kazaklar 17.99 euro. Yani bunlardan keşke alsaydım geçen sene diyorum. Çünkü böyle kazaklar benim hiç yok. Şimdi çift ikilaj giyiyorum. Kilom var yani, daha zayıflamam lazım. Diyete girdik bugün. Az yedik. Zaten 20'ye kadar da bir şey yemeyeceğimi düşünüyorum. Ya da 18'e kadar, ben biraz erken gideceğim. Yarın da geleceğim çünkü arkadaşımla. Öyle. Yani şu çok güzel görünüyor. Ama bu kapşonlu galiba, evet. Bu kapşonlu bir model. Bu da şey bir model yani, nasıl diyeyim. Ya bu kapşonlu, bu zaten normal bir kazak yani, kapşonu yok. Bu çok güzel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu renkten alacağım yarın. Yarın, bugün de taşımak istemedim dersen. Ondan sonra da işte şu şorttan alacağım. Şu iki tane şorttan alacağım. 24 euro tane. Bir tanesi 12 euro. 13 euro. 12.99. Arkadaşlar işte öyle. Seyunta'da yani Viyana'daysanız ya da Viyana dışında yaşıyorsanız gelip alın, bence çok ucuz bunlar. Öyle. Yani çok güzel yani. Renkleri de bayağı güzel. Bu var bende. Almayacağım o yüzden. Yani zaten bu rengim eksik ve bir de lacivert eksik. Yani lacivert de bedenim bulamadım diyecektim. Tam burada buldum şimdi. Diğerleri de çift mi diye bakayım ben. Yani çünkü daha fazla çift olsun ki başka yerde arama zorunda kalmayayım. Hemen yarın direkt gelip buradan alabileyim diye. Evet, bir çift daha varmış. Tamam. Bir tane daha. Bir sürü var yani bence. Ben buradan yarın alacağım bu renkten. Çünkü çok seviyorum ben Seyhan'ın tişörtlerini. Yani hep buradan gideceğim. Yani kilo verse bile buradan gideceğim. Peak'ten alacak halim yok yani. Çok pahalı çünkü. Bir tane siyah lazım. Ondan sonra tişört alışverişim tamamlandı yani diye düşünüyorum. Bu sene tek renk giymek istedim. Böyle desenli mesenli istemedim. Medium. Siyah bedeni yok gibi görünüyor arkadaşlar. Buradan medium. Yok galiba arkadaşlar ya. Ve bu tarafta olabilir. Bunlar yok gibi. Neyse. Yarın bir daha geleceğim zaten. Arkadaşlar pantol bana gerçekten iş yerinde gerektiği için görmüyorsa hiç giymem. Yani zayıflamana kadar hiç giymek istemem yani. Ama maalesef ki gerekiyor.
çocuğa slim moda yani şu renk değil de yani şu renk falan olması gerekiyor. Bunların hepsi yırtılabilir. Yani iki aya, bir aya kalmaz gider yani onları. Ya da belki yakında gidiyorlardır. Yamamıştım ama biraz kilo versem yani 40'a falan kadar insem yani 40 bedene kadar, 2 bedene insem yani çok iyi olur. Çok sevineceğim yani. Bundan da yok. Kahretsin. Şuna bir bak. Şunun var zaten bir rengi. Şunun rengi var zaten. Almıştım ben hatta. Yani alma gerek yok aslında. İki tane yeni var ama yine bir tane daha yani bir ekstra daha alayım demiştim. Şu aşağıda olabilir arkadaşlar. Şu aşağı bölmeye bakabilirim. 40-32 var. Bana 42 lazım. 40-32. Yani şu an yok, göremiyorum. Ha burada 42-32 var mesela. Süper, buldum bir tane. Esnek de bu arada. 30 euro. Şunu alacağım arkadaşlar. Bir tane daha. 3 tane oldu artık yeni. Kestirebilmem için. Öyle. Buldum. Evet arkadaşlar. Suyumu aldım. Diyet. Yani pantolonu rezerve ettim yani. Yarın da şortlara bakacağım. Çünkü denemek istemiyorum bugün. Canım istemiyor. Elim kalkıyor resmen. Şunlara bakacağım. Şunlar. Yani bunlar çok güzel şortlar yani. Bir ilk 3-4 tane falan alacağım yani. Maaşım gelsin bir. Yine geleceğim. Öyle. Bakalım. Yani biraz çoğu da biriktirmem lazım yani ama yaz için alıyorum şu an sadece. Yoksa hiç almam yani, pantolonları idare ederim ama yazın içinde pantol gerekiyor. Öyle. Ha, evet. Öyle yani. Biriktirmem gerekiyor ama birazdan da bir şey olmaz. Yani 200 euro ayda sadece benim kendime ait bütçe, yani kendi sınırlamam. 200-300 yani. Geri kalanını da hepsini yani biriktiriyorum. Yani 170 de babama gittiği için yani zaten böyle 450 falan yani biriktirebiliyorum. Çok iyi bir para biriktirmek için yani bu yaşta. Çok iyi gerçekten ama yani biraz daha fazla biriktirebilirdim keşke. Olsun. Neyse şimdi biriktirmeye bahsetmiyoruz. Şimdi Mediamarkt'a gittim. Siyonta'ya gittim. Tommy Hilfiger'e gittim. Beğenmedim çünkü az seçenek vardı. Ben büyük bir mağaza sanmıştım. Ondan sonra şey Hugo Boss'a gittim. Şimdi Talya'ya doğru ineceğim. Talya da tam karşımda görüyorsunuz. Göstereyim. Şurada. Şu taraf. Yani önce Talya'ya gideceğiz. Ondan sonra da Pick'n'Klopp Murga'da girdim. Baktım yani güzel şeyler var. Ama olmadı. Denedim hatta. Olmadı. Yani bu şortları bugün gerçekten denemek isterim ama bakalım yani. Ben yaz sonra ya da ne bileyim ya da yarın yani. Yarın yine geleceğim çünkü yani ben bir iki gün böyle burada gezmek zorundayım yani. Tatilim için bir şeyler almak zorundayım çünkü. O yüzden işte. Yani öyle. Donut Centrum'a da gidebilirdim ama burası daha büyük olduğu için burayı seçtim. Ve buraya zaten her hafta bir kere geleceğim yani inşallah. Olursa olabilirse tabii. Bakalım. Bir Mayıs ayına kadar biriktirebilirim de birazcık. Yani biriktirmek şu şöyle yani böyle alışveriş yapacağım ama biriktirdim diyemeyeceğim. Yani haftada bir kere dışarıda yiyeceğim. Bir kere yani üç kere aslında yani okuldan sonra da yani okuldan alıyoruz ama okulda zorunluyuz yani acıkıyoruz ne yapalım. 6 saat okuldan çıkamıyoruz yani binadan. O yüzden. Bir de işte aylık bir iki tane parça kıyafet falan. Böyle artık böyle yaşayacağım ve spor kıyafeti almam lazım. Her bir sporta gitmem lazım şimdi. Talya'dan sonra. Ondan sonra da işte eve gideceğim yani yakında. Evet arkadaşlar geldim Herve Sports'a. Şöyle göstereyim. Şurası. Ne yapıyorsun burada diyeceksin. Yani ben spor için kıyafet bakıyorum. O yüzden geldim. Şöyle gibi, bunun gibi. Şunlar gibi, bir dakika. Yani ince yani 24.99'dan 17.99'a düşmüş. Şurada 28 indirim. Şöyle görebilirsiniz. Bence güzel. Şuna bakayım biraz. Evet arkadaşlar yani Burger King'e uğradım, biraz bir şey yedim. Ya diyeti başardım yani kalorilerimi az yiyorum artık yani. Öyle. Spora yarın başlayacağım, spora bugün yapamayacağım çünkü gerçekten benim ne bileyim duş aldım soğukta. Yani her yerim ağrıyor, hasta olmuyorum, hasta olmam inşallah da. Yani öyle ona doğru gidiyor yani, birazdan eve gideceğim yani biraz oturayım dedim. Adımlarımı bugün başarmışım, çok mutluyum. Öyle evde biraz ders çalışacağım, onu da size göstereyim. O gün ders planı yazacaktım, gösterememiştim. Gösterebilirim yani. Sonra öyle şimdi yazacağım onu, sonra göstereceğim size sonra. Görüşürüz, bay bay. Az sonra görüşürüz, bay bay. Evet arkadaşlar vlogumun üçüncü günü sonunda başlamıştım yeni vlogu. Evet üçüncü günü şu an. Yok dördüncü günü pardon. Şimdi yani biz birinci Viyana'dayız. STS'e gittik arkadaşımla, yanımda şu an. Görmek istemiyor. Eli göründü, bismillah. Şimdi biz bir şeyler yedik. Ay vallahi hesapladım 80'ye doğru gitmiş yemeği kız.
Arkadaşlar gitmiş yükseksaydı neyse. Bu arada böyle oldu. Zaten benim bir mahsumdan değildi. Şimdi biraz tutumlu olmaya çalışacağım işte. Sebze yiyeceğim dedim ama yiyemedim bugün. Yedim aslında. Yemedim salatalık yer. Yemedim işte. Bugün de olmadı. Ama bu hafta yapacağım. Yarın bakalım yapacağım. Başlayacağım. Yani hiçbir şey yemeyeceğim dışarıda. Sadece evde yiyeceğim. Bu kadar basit. Artık kararımı verdim. Şimdi diyorsunuz ki yani siz kaypaksın falan. Bir şey dersiniz yani. Evet arkadaşlar. Yine yeni bir güne hoş geldiniz. Biz önce Viyana'dayız şu anda. Geziyoruz. Bugün yine çok yedim ya. Yine başaramadım ya. Sözümü tutamıyorum yememe konusunda maalesef. Üzülüyorum ya. Para çok para bir harcanıyor yani. Bu hafta ama izin diyeyim. Biraz yiyeyim. Artık yedim yeterince. Artık harcamayacağım parayı. Biriktireceğim. Devam. İşte evet arkadaşlar. Instagram'a Reels falan çektim. Yani bir sürü resim çektim. Story'ime bakabilirsiniz. Devran Polat alt çizgi 62'ye bakabilirsiniz. Zaten açıklamada hepsi yazılı. Siz bu vlogu öbür ay izleyeceksiniz. Niye dersiniz? Çünkü ben diğerlerini henüz düzenleyemedim. Bugün bu akşam düzenleyeceğim. Öyle işte. O kadar güzel resimler çektim ki arkadaşlar telefonum da yani güzel yani. STS'e de gittik yani. Güzel bir gündü. Çok seviyorum ben bu. Kankimi. Yani güzel geziyoruz. Ben adımlarımı atmışım dün. Hiç farkında bile değilim. 15.000 yazmış böyle konfetiler patladı Samsung Health uygulamasında. Uygulamayı kullanan Samsung varsa gerçekten çok güzel bir uygulama. Adımları doğru düz sayıyor ama cebinize taşımanız lazım telefonu. Saat de alacağım, akıllı saat de alacağım. O günlerce gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Alacağım gerçekten. Açılış da yapacağım kutu açılımı. Öyle dediğim gibi işte şimdi birinci Viyana'dayız. Sonra eve geçeceğim. İşte sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar 5. günüme hoş geldiniz. 5. günü galiba. Ben bugün Seattle'a gittim. Tişört aldım. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Giyimleri çok güzel. Herkes Seattle'dan giyinmesini tavsiye ederim. Viyana'ya geliyorsanız ya da Viyana'da lütfen Seattle'dan giyinin. Seattle'dan çok güzel tişörtler ya da polo tişörtleri de var. Yani polo giymediğim için polo alamadım maalesef. Yoksa her renginden alırdım bilin. Evet şu diyetim ilk gün olduğu için yani az yemeye çalıştığım için Mekke'ye gidemiyorum. Canım istedim. Sadece bir soğuk bir içecek alacağım sadece. Ondan sonra evde akşam yemeği, ondan sonra da ders çalışacağım. Sınavı var yarın. Ondan sonra da matematik çalışacağım ve diğer videolarımı sonunda editleyeceğim. Öyle. Evet arkadaşlar şu an ben ders çalışıyorum. Yani sınavım olduğu için. Şimdi böyle bir tane bir özet falan çıkardım. Bu da benim yapılacaklar listem. Onu da bu haftaya kadar bitireceğim. Spor yapmaya başladım zaten demin. Yerde birkaç iki adım bir hareketi denedim. Onu da yapabiliyorum yani bir kiloyla harika. Şimdi ben şu satış... Bir dakika. Dinlerden baktım yani satış becerileri ve kişisel gelişimi dersi için çalışıyorum. Yarın onda sınavım var. Yani şimdi mesela yani bir müşteriye nasıl soru sorulur? Yani nasıl iletişim kurulur? İşte o konuları çalışıyorum. Şu an yani bir satış konuşmasının yani temel kurallarının geleceği bir sınav. Yani mesela ürün kullanımını falan da yazacağım daha. Ondan sonra da matematik biraz çalışacağım. Ondan sonra da yatacağım yani. Öyle. Yine ders çalışmaya motivem var. Spora yine motivem var. Allah'ım çok şükür iyi ki de geldim. Müzik dinleyerek yapıyorum artık ben bu işi. Bir de telefonuma da kaydediyorum ama İngilizce kelimeleri de bugün yapmam lazım. Yazmam lazım. Bitirmem lazımdı. Ben kaç aydır onları çalışmıyorum. Çünkü yapmam lazım bir gün. Onları da yarına bıraktım maalesef. Öyle işte. Yarın yeni bir vlog başlıyorum arkadaşlar. Yani böyle gezdik işte size anlattım 2-3 günümü falan. Yani inşallah bu vlogu beğenmişsiniz. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben şimdi sabah çalışacağım ve yeni vlog şimdi hemen gelecek. Başlayacağım. Evet. Yeni vlogda görüşmek üzere. Yani abone olun, lütfen like atın ve yorum yazın ve lütfen paylaşın bu YouTube kanalımdaki videoları da büyüyelim. Diğer YouTube videoları da izleyebilirsiniz. Hepsi kanalın içinde. Öyle. Evet yani sonra görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Yeni bir video görüşmek üzere. Like atın, abone olun unutmayın. Bay bay. Bay bay.